Labvakar, ļoti apmierināts ar šodienas sniegumu, un tās mums deva labu rezultātu, spēlējot pret tik slavenu klubu. Tas ir vēsturisks, manuprāt, noteikti sasniegums. Tikai labākos vārdus varu teikt par spēlētājiem. Tiešām viņi šodien izskatījās labi gan fiziski, gan individuāli savas pozīcijas, un arī kombinējot, tas mums deva iespēju sasniegt šo rezultātu. Tiešām esmu ļoti priecīgs pēc šodienas spēles un esmu lepns par savu komandu. Soru šuidu. Hoş geldiniz. Oyun sonrası, maç sonrası basın toplantısına. Hocamız, teknik direktörümüz Viktor kendi düşüncelerini size birazdan aktaracak dedi. İyi akşamlar. Çok memnunum aldığımız sonuçtan dolayı. Çünkü bu bize iyi bir puan kazandırdı ve tarihteki ilk puanımızı aldık. Bütün bir takım olarak bu anlamda çok mutluyuz. Tarihi bir takıma karşı, Galatasaray'a karşı iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularım fiziksel ve kişisel olarak gayet iyi bir durumdaydı. Bu sayede oyunu berabere getirebildik ve bu anlamda gerçekten çok mutluyum. Time for questions. Raise your hand. Please, Lut. Sorular. No, I am not disappointed because we didn't win this game. Of course, we had chance, and last minute also was good opportunity to win this match. But I think this result, what we achieved, it's enough. Sorry, translation. Okay. Yeah. Soru şuydu. Son saniyelerde bile 2-2 öndeyken aslında bu maçı kazanma şansınız vardı. Son 5 saniyede gerçekten kazanmaya dönük bir oyun oynadınız. Bu anlamda hayal kırıklığınız var mı maçı kazanamadığınız için? Hocamız, hayal kırıklığımız yok. Aslında şanslarımız oldu dediğiniz gibi. Öne geçme şanslarımız oldu kazanmak için. Fakat bu aldığımız sonuç genel olarak bize yeter diyebilirim. Sorumu şuydu. Galatasaray daha çok ön tarafta oynayarak aslında büyük bir risk aldığını söyledi bu anlamda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Galatasaray'ın bu aldığı riske? Maçtan önce onların gerçekten de ofansif oynadıklarını aslında biz biliyorduk. Biz elimizden geleni yapıp forvetlerin arkasına sarkmaya çalışıp pozisyon bulmaya çalıştık. Bizim forvetlerimiz özellikle arka defansın arasında durup hızlı bir şekilde çıkıp pozisyon yakalamaya çalıştı. Hatta bir gol daha yapmak isterken elimizde bu anlamda yeteri kadar şanslar olduğunu düşünüyorum. Merkezi defansın arkasına şanslarımızı bulduk fakat kullanamadık. Özellikle bu Serdik çok güçlü olan Kolombiyalı merkez defansın arkasına sarkıp bir şeyler yapmaya çalıştı. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum ve bu anlamda yeteri kadar güçlüydü Kolombiyalı defans oyuncusuna karşı. Aslında iyi başladığımızı düşünüyorum. Evet doğrudur. Gol bulma şanslarımız oldu. Fakat Galatasaray'ın topu kontrol ettiğini gördük ve biraz geride oyunu karşılamak zorunda kaldık. Böyle devam edersek ikinci gol yani veya daha fazla goller yiyeceğimizi düşünüp aslında tam da ikinci golden önce kendimizi biraz toparlamaya başladık bu anlamda defansta. İleri kanat oyuncularımız ellerinden geleni yaptı ve toplamda forvet ve orta saha arasındaki dengeyi ikinci golden sonra kurabildiğimizi düşünüyorum. Aslında iyi şanslarımız oldu dediğim gibi. Fakat kontra ataklarla 2-2 bulduk. Bu anlamda kanat oyuncularımızın da maçı 2-2'ye getirmek için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Gerçekten de oyunu Galatasaray'ın rakibimizin önceki oyunlarını iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Önceki oyunlarında da Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda daha iyi oynadığını aslında analiz ettik ve eğer biz bu anlamda açılırsak oyunun ikinci yarısında özellikle bizim için büyük bir problem olacağını düşündük. Bu anlamda aslında orta sahadaki oyuncularımıza iş düştüğünü düşünüyorum. Orta sahadaki oyuncularımız genellikle fizikli ve uzun olduğu için daha çok hızlı kaçmak yerine kanatlardan ortada durup kafayla vesaire topu dağıtmalarını sağladık. Ve
aslında bunu yaptığımızı da becerebildiğimizi de düşünüyorum. Fakat Galatasaray gibi ikinci yarıda daha çok kanatlar açılan bir takıma karşı aslında oynamak her takım için zor bir durum. Biz ise dengeyi sağlamak için aslında ikinci golle evet ben kontra atak dedim ama aslında baktığınızda bu çok da kontra atak değildi. Biraz daha öncesinde pas yaparak öne çıkarak yakaladığımız bir pozisyondu ve bunun sonunda da ikinci golü yakaladık kanatlardan giderek. Forvetlerimizin bu anlamda ellerinin önlerine çıkan şansları iyi kullandığını ve kanatlardan da bu anlamda ikinci yarıda iyi geldiğini düşünüyorum. Soru şuydu. 7 yıl önce Daugavpils'te Cedric adında bir oyuncu vardı. Onun aslında o dönemden tanışıyorsunuz. Onu buraya şimdi getirdiniz. Cedric ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Evet doğrudur. Öyle bir durum var. Biz anladık ki Cedric'te bu anlamda bir potansiyel vardı. Ta o zamandan bunu anlamıştım. Ve en nihayetinde de Cedric'i alıp buraya getirdim. Burada oynaması için. Daugavpils'te oynarken Cedric gün be gün iyi bir şekilde performansını geliştirmeye, katlamaya başlamıştı. Ve anladık ki bu seviyede oynayabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla bugün burada. Bu anlamda diğer bir oyuncumuz Valerie Wartz. Odişare. Odişare ile ilgili bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Odişare aslında kendini geliştirmeye dönük bir oyuncu. Biraz utangaç ve aynı zamanda zeki bir oyuncu. Daha öncesinde aslında böyle bir oyuncu değildi şu anda olduğu gibi. Utangaç ve zekiydi. Kendisini geliştirmek isteyen bir oyuncuya, oyuncu karakterine sahip. Ama biz ondan agresif ve kişisel bir oyun sergilemesini bekliyorduk. O da bunu yerine getirdi. Ve aynı zamanda böyle rahat ve iyi bir oyun sergilediğini bugün görebiliyoruz. Son zamanlarda takım içinde aynı zamanda elinden geleni yaptığını söyleyebilirim. Daugava Stadı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Daugava Stadı'ndaki atmosferi gerçekten beğendiniz mi, sevdiniz mi? Hocamıza yöneltilen soru buydu. Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Daugava Stadı'nda. Aslında insanlarımız burada Letonya'da futbol stadının olmadığını söylüyorlar. Tribünlere çünkü tribünler sahadan biraz uzak olduğu için tribünlerin sahaya daha yakın olması gerektiğini söylüyor taraftarlarımız. Haklılar aslında. Fakat yine de taraftarlarımız bugün çok gürültülüydü. Çok desteklediler. Öte yandan aslında Galatasaray taraftarlarının da olmasını çok isterdik. Çünkü Galatasaray taraftarlarının da seslerinin ne kadar çıkacağını görmek istiyorduk aslında bu anlamda. Diyebilirim ki evet Galatasaraylılar biraz hayal kırıklığına burada uğradılar. Fakat bizim açımızdan biz gerçekten de çok mutluyuz. Ve aynı zamanda stadın bu şekilde taraftarlarla, taraftarlarımızla dolu olduğunu görmek bize ciddi bir mutluluk veriyor. Soru şuydu. Bugün Osimhen'in eksikliği ile alakalı ne söyleyebilirsiniz? Düşünceleriniz nelerdir Osimhen'in olmasıyla alakalı? Farklı olurdu. Ciddi anlamda takıma bir güç katacağını düşünüyorum. Eğer olsaydı Icardi'den çok daha farklı bir oyuncu Osimhen ön tarafta ve farklı bir oyun oynuyor kendisi. Bana göre savunmamızı daha rahat geçebilirdi Osimhen. Böyle bir forvete karşı oynamak gerçekten de zor. Bize karşı oynamaması Galatasaray için bir eksiklik. Eğer farklı toplamda genel anlamda Osimhen'in güçlü bir oyuncu olduğunu, tehlikeli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ve eğer bugün oynasaydı bizim için zor bir oyun olurdu.